Akif Beki Zammınızı tertipli mi, tertipsiz mi isterdiniz? Ersen ve Dadaşların şarkısıydı. Aman tertip, can tertip. Asker arkadaşları tertiptir. Aynı dönem tertibi. Birlikte tedavile sokulan banknotlar da bir tertipte sıralanır. Birinci tertip, ikinci tertip diye ayrılırlar. Şiir, şarkı tertipli olur. Bazı şeylerse tertipsiz, düzensiz. Savruk söylenir. İçten geldiği gibi. Zamlar da öyledir dağınık, gelişi güzel. Bir gün mazota, ertesi gün benzine zam geliyorsa görünüşte bir tertip değillerdir. Ama aslında zamlar sıraya konmuştur. Düzensizlikleri planlıdır. Arkasında bir tertip aranır. O da zammı taksit taksit ufalayarak gözde küçültmektir. Zammın düzensiz yapılması, akaryakıt fiyatının %100 arttığını, 7 liradan 14 liralara çıktığını bir kere de hissettirmemek içindir. Buna acıtmama tertibi denir bir yılda 7 lira zam gelmiş. Azar azar, alıştıra alıştıra, peyderpey. Geçen ocakta 100 liraya aldığın yakıtı, bu ocakta 200 liraya alıyorsun. Fakat 6 üstü 90 kuruş arttı sanıyorsun. Madden büyütmeye değmez. Şu da manevi tesellisi. Tertipler kader arkadaşıdır. Su sızmaz aralarından. 100 liralık banknotla 200 liralık aynı tertip madem, ha 100, ha 200 lira çıkmış cebinden. Birini diğerinden mi ayıracaksın? Başka çeşitleri de bulunur. Sinsi tertip mesela. Tırnakçı tertibidir. Cazgırla ortak çalışır. Sen tertiplediği kavgayı izler, ayırırken o cebini boşaltır, ruhun duymaz. Düzenbaz da sıkı tertipçidir. Seni uyandırmadan tertibatını alır. O tertibe nasıl düşürüldüğünü anlamazsın bile. Kanlı tertip örneği. Hrant Dink cinayetidir. Ermeni diasporasını Türk nefreti ve düşmanlığından kurtulmaya çağıran cümlesi Türklüğü aşağılamaktan mahkum edildi. Türk takıntısını Ermeni kanındaki zehre benzetmişti. Türk kanına pis dedi gibi gösterilip öldürtüldü. Karanlık tertip, atanın evine saldırı yalanıyla kıvılcımı çakılan 6-7 Eylül olaylarıdır. Tertipli bir provokasyondu. Rum azınlığı İstanbul'dan kaçırtıp mallarına çökmek için tertiplenmişti. Bağnaz tertip, Cennet cennet dedikleri bir evle birkaç huri dizeleri yüzünden Yunus Emre'nin zındık, kafir ilan edilmesidir. Şiirlerini okuyanlara da katli vacip fetvası verilmesi. Ebu Suud Efendi ve torunu ham softaların pek sevdiği bir tertiptir. Ustası dini savunma bahanesiyle kendi anlayışını dayatıp inanç üzerinden güç tekeli kuranlardır. Arsız tertip, cübbeli usulüdür. Kendisi Havva kocasına hainlik etmeseydi hiçbir kadın etmeyecekti oradan başladı iş diye ucuz hurafe şov videoları çeker, sonra da Sezen'i Hazreti Adem babamızla Hazreti Havva anamıza nasıl cahil der diye hedefe koyar, bağnazlığı körükler cemaati taşlatır. Bu taşkınlığa itiraz eden deva lideri babacanı da anasını babasını o için sattı diye karalar. Cühela tertibine ise Bursa'dan fırsata atlayan imamın çığırtkanlığı örnektir. Halifelik kalktığı için dinimize saldırılıyor, kutsalımıza dil uzatılıyor ey cemaat. Halifeliği geri isteriz coşkusu veriyordu. Saltanatı için Medine'ye yağma eli uzatan, ordusunu Mekke'ye, Kabe'ye saldırtan Emevi halifesi Yezid'i bilmiyor olamaz. Cühela tertibi Dilinden tarihinden bir haber olanlara dolduruşa getirmekte kullanılır. Tertipçiye, sırtını dine dayayarak esip savurabilme, kendine bir iktidar alanı açıp gül gibi geçinme imkanı sağlar. Bu son iki tertibe, istismar tertibi yahut bezirgen tertibi demek de caizdir. İcabında dini hassasiyeti yüksek milli şairimiz Mehmet Akif'i bile itikadı bozuk diye suçlamaktan çekinmezler. Cüretkar tertipçilerdir. Ya Rab, bu uğursuz gecenin yok mu sabahı dizelerinden Allah'a isyan çıkarırlar. Yeter ki ne kadar büyük din fedaisi oldukları görülsün. Din için kelle koltukta nasıl cihat ettikleri alkışlansın. İman ve fedakarlık abidelerini dahi, Allah'a kafa tutup dinden çıkmış zındık ilan etme hakkını kendilerinde görenler ötekilere neler yapmaz? Dinin yasakladığı bozuk ağız ve hadsiz yetkiyle din mi savunulur oysa? Velhasılı cümle hokkabaz tertiplerinde önce dikkatinizi çalarlar. Sonra da asıl soygun, vurgun her neyse başlar. Öfkenize, paranoyanıza, kininize, nefretinize, aklınız gibi mukayit olun. Bilhassa kaşıyanlara, kışkırtanlara karşı gözü dört açmak şart. Öfkesine sahip çıkamayan sahip olduğu diğer şeyleri de koruyamaz. Ayakta uyutarak araklarlar şiirini, şarkısını bile. Zammını nasıl aldığına bakan kirli tertiplere düşmez. Ersen ve dadaşlardan gelsin. Aman tertip, can tertip. <laughs>